Güne başlarken devam ediyor. Gazete turunu sürdüreceğiz ve Türkiye'nin gündemini bugün Onur Öğmen'le değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tabii ki biz bu görüşmeleri sizlerle yaparken dün de öyle oldu. Aslında başka konular konuşalım diye planlamalar yapıyoruz ama Demirel'le Türkiye'yi de değerlendirelim isteriz. Çünkü bu uğurlanış sürecinde 3 günlük yas ilan edildi. Uğurlanış sürecinde her boyutuyla konuşulsun isteriz. Hatalar ve sevaplarıyla Türkiye siyaseti dediğimizde gördüğümüz bir karakter çünkü Demirel, değil mi? Tamamen öyle, evet. Yani Türkiye'nin 50 yıllık dönemine damgasını vurmuş en önemli siyasetçilerden biri. İyi o değerlendirilmesi gereken. Onu bütün boyutlara değerlendirmek lazım. Kuşkusuz ileride tarihçiler bu değerlendirmeyi sağlıklı bir şekilde yapacaklar. Bugün sıcağı sıcağına bir değerlendirme bazı insanları rahatsız edebilir, bazılarının hoşuna gidebilir. Ama yine de üzerinde durmamız gereken bence birkaç nokta var. Detaylara girmeden şu gazeteleri bir tamamlayayım tamam. mı Sayın tabii, Öğmen? Buyurun. Bir gazeteleri tamamlayalım çünkü yandaşlar nasıl görmüş diye merak ediyorum şu tabii, anda. Tabii. Bir bakalım onlar nasıl Demirel algısı yaratmışlar. AKP'nin gündemini bir görelim, ekrana yansıtalım. Sabah gazetesi Türkiye yasta demiş, Demirel'i sürmanşette görmüş. Bombalar HDP'ye puan kazandırdı diye bir Bakan Eker yorumu var. Diyarbakır'daki patlamalar oyları etkiledi. Patlama HDP'ye oy kazandırdı diyor. Yani insanların yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili gerçekten ben şu anda tüylerim diken diken oldu bu yorum karşısında. Akşam gazetesine bakıyoruz. Yine sürmanşette Demirel görüyoruz. Türk siyaseti artık babasız demiş Akşam gazetesi. Asmalı Mescit buluşması diye bir haber var. Gül'ün eski danışmanı Sever, kitabını algı operasyonunun parçası olarak sayfalarına taşıyan gazeteleri yorumlamışlar. Cumhuriyet ve Hürriyet diye. Asmalı Mescit'te restoranda buluştu. Şimdi ülkenin gündeminin en önemli konusu Abdullah Gül'ün danışmanı algı yönetmek için o kitapla ilgili Hürriyet'le ve Cumhuriyet'le bir araya gelmiş meselesi. Ben bazen şaşırıyorum hakikaten seçilen manşetlere. Türkiye'ye bakıyoruz. Siyasetin ustasıydı diyor Türkiye gazetesi. 6 defa gidip 7 defa geldi. Demirel vefat etti. Bir devir kapandı diyor. Evet, Demirel'i neredeyse tam sayfa görmüş Türkiye gazetesi de yas duygusuyla. Takvime bakıyoruz. Şapkasını ilk kez bıraktı diye Takvim gazetesi de Demirel'i manşete taşıyan gazetelerden biriydi. Hep tepki çeken başlıklar görürüz. Bu kez tepki yok. Takvim'de ortak noktada buluşmuş Demirel'le ilgili olarak. Bu da ilginç. Bir HDP haberi görüyoruz. Evlere servis Selosaz diye bir haber. Aydın Doğan'ın evine gittiği HDP eş başkanı Demirtaş'ın ve saz çaldığı ifade ediliyor. Takvim gazetesinde dünden beri sosyal medyada da görüyorum bu konuyu. O haberde var. Yeni Şafak gazetesi bir dönemin sonu demiş Yeni Şafak gazetesi. Soğuk Savaş döneminin en önemli siyasi figürlerinden olan ve Türkiye'nin siyasi tarihinin 50 yılına damgasını vuran 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 91 yaşında vefat etti. 6 kez gittim 7 kez geldim diyen Demirel dün son yolculuğuna çıktı diye büyük ölçekli yer verildiğini söyleyebiliriz bu gazetede de Demirel'e. Heyetler hazır diye Davutoğlu'yla TÜSİAD görüşmesi, iş dünyasının Ankara turu bitti diye MÜSİAD görüşmesi de aktarılmış bu arada siyasi gündemden. Star'a bakıyoruz. Kürdistan dizaynı demiş Star gazetesi. Suriye Türkiye sınırında etnik temizlikle oluşturulan Kürt bölgesini, Kuzey Irak'tan gelen bağımsızlık açıklamalarını ve HDP'nin barajı aşmasıyla Türkiye'de oluşan yeni durumu analistler yorumladı denilmiş. Şimdi biz de Onur Öğmen'e soracağız. IŞİD etnik temizlik yapıyor diye ifade edilirken PYD'nin insanları sürdüğü, Irak'ta da öyle olduğu, peşmergenin Türkmenleri sürdüğü ifade edilmişti. Şimdi bir sürme var, bir de temizlik var. İkisi ayrı şeyler. Yandaş gazeteler IŞİD'in yaptığının PYD tarafından da yapıldığı algısı yaratıyorlar. Öyle bir şey yok ama şimdi ne var onu da görmek lazım. PYD dediğimizde PKK'nın kolu, PKK dediğimizde Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütü. Böyle karışık bir manzara, bunun içinden çıkmaya çalışalım sizinle de Sayın Öğmen. Önemli konulardan birisi Demirel'in yanı sıra konuşacağımız. Zaman gazetesi, cemaate yakın gazetelere bakıyoruz. Tel Abyad'a dönemeyenler işçi simsarlarının eline düştü. IŞİD zulmünden kaçarak son bir haftada Türkiye'ye sığınan 23 bin Suriyeli mülteci Tel Abyad'a dönmeye başladı. Fakat parasız kalan veya dönecek evi olmayan birçok mültecinin kaderine güney illerinde tarım işçiliği düştü. İşçi simsarları 10-15 lira yevmiyeyle çalışmaya mecbur kalan Suriyelileri ucuz iş gücü olarak görüyor. Tabii bu arada
gerçek Türkiye'nin tarım işçileri, gerçek demeyelim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da tarım işçisi olanlar ne yapıyor? İşsiz kalıyor. Ciddi bir problem burada ortaya çıkıyor sınır illeriyle ilgili olarak. Siyaset babasını kaybetti demiş Zaman Gazetesi. Anıt mezara defnedilecek diye sürmanşette yine bugün de Demirel'i görüyoruz. Türk yargısına darbe vuruldu diye de bir başka haber. Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi tahliye kararı nedeniyle iki hakimin tutuklanmasını sert bir açıklamayla kınadı diye cemaate yönelik bir haber. Yargıda biliyorsunuz hakimlerle ilgili bir süreç işliyor, görülüyor. Nazlı Ilıcak bu arada Demirel'le yakından tanıyan gazeteciler arasında sayılır. Sevgili Demirel'e elveda diye bir yazı yazmış bugün gazetesinde, onu da belirtelim. Şimdi gazetelerin ortak noktaları Demirel bugün. Demirel kimi gazetelerde övgüyle, kimi gazetelerde de yergiyle yer bulmuş. Özellikle Bir Gün gazetesi kötü bilirdik diye çıkarmış manşetini. Onun altını çizelim. En farklı, en net Bir Gün gazetesinde görülüyor çünkü. Ve denizlerin idamı, Çorum katliamı, Sivas, Susurluk skandalı gibi hatırlatmalar yapılıyor ve Demirel'le ilgili olarak binaenaleyh kötü bilirdik deniliyor Bir Gün gazetesinde. Şimdi sizce Demirel Türkiye için neyi ifade ediyor? Evet, şimdi bu gibi değerlendirmelerde acele etmemek lazım. Bir tarihçiye demişler ki Fransız ihtilali hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken demiş. O bakımdan Demirel'in vefatının hemen arkasında kesin hükümler, peşin hükümler vermek doğru değil. Zaman içinde görülecektir olumlu tarafları, olumsuz tarafları. Ama benim kanaatimi soracak olursanız olumlu tarafları ağır basıyor. Özellikle dış politika açısından düşündüğümüz zaman olumlu tarafları ağır basıyor. Önce bir cümleyle onu söyleyeyim müsaade ederseniz. Şimdi Demirel döneminde çok önemli bazı kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi Ege meseleleriyle ilgiliydi. Yunanistan fiili durum yaratarak Ege'de karasularını 12 mile çıkartmak istiyordu. Ve bunu yaptığı takdirde gerçekten Türkiye açısından son derece olumsuz, bizim güvenlik çıkarlarımız, stratejik çıkarlarımız açısından son derece sakıncalı bir durum çıkacaktı ortaya. 1976 yılında Demirel Bakanlar Kurulu'nda bir karar alarak Yunanistan'ın böyle tek taraflı olarak karasularını genişletmesini savaş sebebi saydı. Kazus belli. Ve uzun yıllar bu Ege'deki dengeyi sağlayan unsur oldu. Yunanlar çekindiler. Yani Türkiye resmen böyle bir karar aldığına göre fiili durum yaratırlarsa Türkiye müdahale edecek diye. Yani Demirel yumuşak, uluslararası ilişkilerde uyum sağlamaya suçlayıcı özen gösteren... Suçlayıcı da o ifadeler var onunla ilgili. Hani Morrison, Demirel geleneğinden gelmen işte ABD'nin... Onu da söyleyeceğim. ABD, Morrison, Süleyman filan derlerdi. Amerika'ya karşı Türkiye'nin yaptığı en ciddi o en kuvvetli tepki Demirel zamanında olmuştur. Çünkü Amerika Kongresi, Amerikan Kongresi Türkiye'nin Kıbrıs harekatından sonra şaşırtıcı bir kongre, Amerikan Kongresi Türkiye'ye silah ambargosu uyguladı. Bir NATO ülkesi başka bir NATO ülkesine anlaşmalardan doğan bir hakkını kullanarak oradaki soydaşlarını kurtarmak için harekat yaptı diye silah ambargosu, en küçük bir silah, cephane, yedek parça vermediler. Demirel ne yaptı? Demirel derhal Türkiye'deki bütün askeri tesislerden ve üslerden Amerika'nın yararlanmasını yasakladı. Bu son derece ilginçtir. Çok büyük bir cesaret gerektiren bir karardır. Dünyada da bunu yapan başka bir NATO ülkesi olduğunu ben duymadım. Neticede öyle bir durum çıktı ki ortaya Amerika Sovyetler Birliği'nden sağladığı istihbaratın %60'ını bu yüzden kaybetti. Ve Türkiye'de böylelikle sonuna kadar direneceği, bu Amerikan ambargosuna karşı sonuna kadar direneceği mesajını verdi. Nitekim direndi. Hem Demirel direndi, hem Ecevit direndi. Sonunda Amerika hiçbir taviz almadan Kıbrıs konusunda ambargoyu kaldırmak zorunda kaldı. Yani bunlar Demirel'in lehine yazılacak unsurlardır. Demirel'le ilgili benim pek çok anım var. Çünkü dışişleri müsteşarı olduğum dönemde ondan işte haftada bir, 10 günde bir görüşüyorduk, ziyaret ediyordum kendisini, talimatlarını alıyordum. O pek çok dış geziye birlikte katılıyorduk. Yani o devirde benim gördüğüm şu, Demirel Türkiye'nin AB üyeliğini çok arzu ediyordu. Almanya geldiğinde ben Almanya'da büyükelçiydim. Başbakan Kohl'ü çok sıkıştırdı. Yani Türkiye'nin AB üyeliğine destek vermesi için. Bu desteği maalesef sağlayamadı. Ama orada şunu gördük. Demirel gerçekten Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olmasını istiyordu. Ve bunun için çok çalışmıştır. Yani bugünküne nazaran çok daha farklı beklentileri vardı. Benim gördüğüm şeyler bunlar. Terörle mücadele konusunda çok kararlıydı. Şarm el-Şeyh'te
1996'da bir dünya terör zirvesi toplandı. Amerika, Rusya, Almanya filan çeşitli ülkelerin, Arap ülkeleri filan temsilcileri. Orada çok ilginç, çok önemli bir konuşma yaptı. Yani dedi ki, çünkü birkaç gün önce İsrail'de bir otobüsün içinde bombalar patlatılmıştı. Bir sürü terörist öldürü, teröristler bir sürü insanı öldürmüştü. Orada dedi ki, yani terörle mücadele etmek istiyorsanız uluslararası toplumun bu konuda tam bir işbirliği içine girmesi lazım. Yani birisi terör suçu işledi mi, onu yakaladığınız zaman geldiği ülkeye iade edeceksiniz. Buna benzer tedbirler almazsanız terörle baş edemezsiniz. Nitekim baş edilememesinin sebebi, ondan sonra da görüldü, uluslararası toplumun tutumu, yeterince işbirliği yapmaması. Sonra biz Sayın Demirel'le Asvan'a gittik, Mısır'a. Orada Hüsnü Mübarek'e dedi ki, bakın dedi, bu PKK lideri Suriye'dedir. Suriye sizin çok yakın dostunuzdur. Bu bizim güvenlik çıkarlarımıza çok zarar veriyor. Orada PKK kampları var. Lütfen siz de müdahale edin, baskı yapın, etkili bir girişim yapın ve Suriye bundan vazgeçsin, çıkarsın terör liderin topraklarından. Mübarek dedi ki, hiç aslı yoktur. İşte biz araştırdık, orada değilmiş. Orada da kamplar da yokmuş, Öcalan da yokmuş filan. Ya bizi çok şaşırtan bir cevap verdi. Demirel'in de canı sıkıldı. Fakat ondan bir süre sonra, kısa bir süre sonra bildiğiniz gelişmeler meydana geldi. Biz çok sert bir politika izledik. Çok sert bir nota verdik Suriye'ye. Benim müsteşarlığım zamanında gerçekten yenilir yutulur gibi değildi. Yani teröre karşı izlediği tutumla çok ciddi bir sorumluluk aldığını, bunun çok ağır bir bedeli olacağını söyledik. Bütün üst düzey ilişkileri kestik. Beni davet ettiler, gitmedim filan. İşte Dışişleri Bakanı davet ettiler, gitmedi. Biz gelelim dediler, gelmeyin dedik filan. Yani uluslararası ilişkilerde pek görülmemiş bir şey yaptık. Keskin bir politika. Olmuş. Ondan sonra da Kara Kuvvetleri Komutanı Atilla Ateş bir konuşma yaptı Suriye sınırında. Biraz birlik kaydırdık. Fakat anladı ki mübarek Türkiye ciddi. Hemen devreye girdi. Bir Şam'a gitti, bir Ankara'ya geldi, bir Demirel'le konuştu, bir gitti Esad'la konuştu filan. Sonunda Suriye geri adım attı, Öcalan'ı çıkarttı topraklarından, üstleri kapattı ve Türkiye ile bir Adana mutabakatı imzaladı. İşte bunda herkes daha önceki unsurları söyler de Demirel'in rolünü söylemez. Demirel burada etkili bir rol oynamıştır. Yani Hüsnü Mübarek üzerinden çok etkili bir rol oynamıştır. Bunun çok örneği var, şimdi hepsini anlatacak vaktimiz yok ama. Evet, zaten süreyi sınırlı tutalım ki yani başka konularda düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani şunun için söylüyorum. Yani Demirel'i bir bütün olarak övmek, her yaptığı her zaman doğruydu demek belki doğru değil. Ama her zaman her yaptığı yanlıştı da demek doğru değil. Yaptığı hizmetlere bakacaksınız. Hani kalkınma falan bir tarafa. En önemlisi şu bence. Türkiye'yi Demirel döneminde iç politika açısından bütün çekişmelere rağmen İki temel üzerine oturtmakta Demirel'in katkısı oldu. Biri cumhuriyetçi sağ, cumhuriyetçi muhafazakar direkt. Bir tanesi de cumhuriyetçi sol, cumhuriyetçi sosyal demokrat, ortanın solu ne derseniz deyin. Demokrasi bunların üzerine oturuyordu. Demirel'den sonra, kısa bir süre sonra merkez sağ çökünce Türkiye'de bugünkü tablo ortaya çıktı. Eğer merkez sağ, merkez sol dengesi tutturulabilseydi Türkiye'de rejim tartışması olmayacaktı. Yani Atatürk dönemini kötüleyen, Cumhuriyeti kötüleyen liderler, partiler çıkmayacaktı ortaya. Diğerleri marjinal partilerdi. Yani diğer partiler de vardı ama onlar siyaseti tayin eden partiler değildi. Demirel'in belki eleştirilecek bir tarafını söylemek gerekirse, kendisinden sonra o cumhuriyetçi, merkez sağ Atatürk'ün ilkelerine bağlı, çağdaşlığı benimsemiş, merkez sağın yaşatılması için belki gerekli ortamı hazırlayamadı veya gerekli kadroları yeterince oluşturamadı diyebiliriz. Ondan sonra, Demirel'den sonra bugünkü tablo çıktı ortaya. Evet. Yani Demirel'in zamanında çok çekişme vardı, çok tartışma vardı ama Cumhuriyet üzerinde yoktu. Cumhuriyetin değerlerine hakaret eden, onu küçümseyen, küçülten bir ana iktidar veya ana muhalefet partisi yoktu. Hatalarını da sevaplarını da tarih yazacak zaten. Tarih yazacaktır ama bu taraflarını da söyleyelim, yani olumlu evet, taraflarını. Olumlu taraflarını da söyleyelim. Olumsuz tarafları da yazılacaktır. Ben ama şunu, böyle bir sosyal medyadaki havayı görünce şunu vurgulamak istedim. Katılır mısınız bilmiyorum. Şimdi bütün yükü, bütün suçu birine yükleyip kurtulmak gibi bir psikoloji var ortada. Özge Can'da da öyleydi. Şimdi demin bir banka şeyini, sorun sistem sorunu. Sistemdeki sorunu, o sisteme katkı yaptı diye insanları tek alıp
hemen idam edip ondan sonra da şey yapamayız ki, bu sorundan kurtulamayız ki. Evet. Türkiye zor zamanlar yaşadı. O zor zamanların içerisinde katkısı oldu, hataları oldu. Ondan dolayı tarih yazacak onu, kimse affetmiyor. Biz de mazur görmüyoruz. Öyle şey olur mu yani? Tabii. Bu hataları, değil mi? Tabii canım. Cumhuriyet Halk Partisi Demirel'le mücadelesinde, Ecevit zamanında falan son derece haklıydı. Yani tezleri doğruydu, eleştirileri haklıydı. Onun tartışılması bambaşka bence doğru şeyler değil. Bunlar. Başka şeyler bunlar. Yani ama şunu söylemek istiyorum aslında Onur Bey, daha açık ifade edeyim. Denizler asılırken bu halk seyretti. Sivas günlerce gerilirken bu halk seyretti. Siz neredeydiniz diye soruyorum ben. Tabii yani tek başına bir insana yüklenemeyiz. Doğru, çok haklısınız. Şimdi böyle durumlarda, hele bir önemli liderin ölümünden sonra, benim tercihim daha çok olumlu tarafların ön plana çıkarılmasıdır. Bir insan bir ülkeye hizmet etmişse, o hizmetlerini bir tarafa bırakarak sadece şu şu hataları yapmıştı diye onu karalamak, kötülemek bizim geleneklerimize yakışmaz. De uygun değil, yakışmaz da. Ama zaman içinde bütün bunlar tahlil edilecektir. Hı hı. Bence esas eleştirilecek bir şey varsa o da merkez sağın çöküşünü durduramaması, orada etkili olamaması. Eğer merkez sağ yaşatılabilmiş olsa, bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile işte Demirel'in son partisi Doğru Yol arasındakine benzer bir denge sürdürülebilmiş olsaydı, bu son yıllarda yaşadığımız sıkıntıların muhtemelen hiçbirini yaşamayacaktık. Büyük çoğunu yaşamayacaktık. Evet. Dış politikada da bu sıkıntıları daha yaşamayacaktık. Daha soğukkanlı değerlendirelim diye tavsiyede tabii, bulunalım izleyenlerimize tabii, de. Yani ben pek çok seyahate katıldım Sayın Demirel'le. Şunu gördüm ki pek çok gitti pek çok ülkede büyük bir saygınlık kazanmıştı. Hem Batı ülkelerinde, hem Orta Asya ülkelerinde, hem Orta Doğu ülkelerinde, hem Rusya'da. Yani Demirel bir saygınlığın simgesiydi. Herkes memnun muydu? Değildi. Ama ondan memnun olmayan Arafat mesela. Hı hı. Arafat'ın çok büyük saygısı vardı Demirel'e. Denktaş Türkiye'de Ecevit'le birlikte en çok Demirel'e saygı duyardı. Yani bütün bunları şimdi biz yok farz edeceğiz. Şu konuda şöyle yapmıştım, onun için dünyanın en kötü insanı sizdiniz filan. Bunu demek bize yakışmaz. Yakışmaz diyelim ve şimdi demin anlattığınız anıdan yola çıkarak sınırımızdaki gelişmelere bir bakalım. Şimdi Türkiye farklı bir politikayla, bir geleneksel politikayla yıllarca sınır ülkeleriyle bir şekilde iletişim kuruyordu. Ama şimdi geldiğimiz noktada The Times'ın iddiası, sakallarını kesip IŞİD'çiler Türkiye'ye geliyor. Öldürülenlerin üzerlerinde Türk pasaportları var. Ondan sonra IŞİD açısından söylüyorum. Demin de çizdik çerçeveyi. PYD PKK'nın uzantısı olarak nitelendiriliyor. Sınırımızda bir hat oluştu. Ama kanton oluşturuyorlar, demokratik yönetim oluşturuyorlar. Bir laik cephe oluşuyor, IŞİD'se şeriat getiriyor vesaire. Bu karışıklığın içine nasıl bakmamız gerekiyor? Siz şimdi nasıl bakıyorsunuz? Bunu biraz basitleştirmek lazım. İşin esası şu, siz Irak'ın ve Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Siz mesela Suriye'de devletin parçalanarak çeşitli gruplara ayrılmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bir taraftan Kürtler olacak, bir tarafta El Nusra olacak, bir tarafta IŞİD olacak, bir tarafta bilmem işte diyelim ki Hizbullah olacak. Yani böyle bir Suriye mi görmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir Suriye görmek istemiyorsanız izlediğiniz politikalar yanlıştır. Şunun için Suriye'de ciddi bir terör olgusu var. IŞİD bir terör örgütü, El Nusra, cihatçılar, selefiler vesaire bir sürü. Bir de PYD var, PKK'nın uzantısı olan ve Türkiye'de bunu başından beri bir terör örgütü olarak nitelendiriyor. Şimdi bu terör örgütüyle mücadele kimin görevi? Her şeyden önce Suriye hükümetinin görevi, değil mi? Siz havadan bombardıman yapıyorsunuz, koalisyon güçleri falan, sonra kendiniz diyorsunuz ki sadece hava operasyonuyla terörü bitirmek mümkün değildir. Bunu söylüyorsunuz, değil mi? Peki o zaman kara birliği göndermeye hazır mısınız? Amerika olarak, Avrupa değilsiniz. Arap ülkeleri, onlar da hazır değil. Türkiye de hazır değil. Peki kim mücadele edecek karada bunlarla Suriye'de? Suriye devleti. Ne ordusu mücadele edecek ki? Onların ordusu Irak ordusundan daha güçlü. Peki siz o devlete karşı, o devletin silahlı güçlerine karşı Özgür Suriye Ordusu denilen veya başka isimdeki örgütleri, silahlı grupları desteklerseniz Suriye'nin terörle mücadelesini kolaylaştırmış mı olursunuz, zorlaştırmış mı olursunuz? Yani Suriye iki cephede birden savaşmak zorunda. Bir taraftan teröristlerle savaşacak, bir taraftan efendim işte Özgür Suriye ordusuyla savaşacak. Yani siz bilerek, bilinçli olarak veya bilmeyerek diyelim Suriye'nin terörle mücadelesini zorlaştırıyorsunuz. Yani bu doğru bir politika mı şimdi? Türkiye böyle bir politika izlemese belki Suriye daha kolay
mücadele edebilecek ve Suriye'nin uluslararası toplumda terörle mücadelesini kolaylaştıracak. Efendim Suriye halkına çok kötülük yaptı, birçok sivil insanı öldürdü, şu oldu bu oldu filan. Yani bunları eleştireceksiniz, bunları kınayacaksınız, uluslararası topluma götüreceksiniz. Yani bunun yolları var. Ama bu yollardan biri o ülkenin şu anda Birleşmiş Milletler'de temsil edilen yönetimine karşı silahlı güçleri desteklemek değil. Dünyada otoriter pek çok devlet var değil mi? İşte Sudan'a bakın. Hı hı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Sudan devlet liderinin yakalanmasını istiyor. Peki Sudan'a karşı siz o lidere karşı bir silahlı gücü destekliyor musunuz? Türkiye olarak veya başka bir ülke olarak. Kaç tane karışma ülke var hakkınız dünyada? Var mı ayrıca? Karışma hakkınız var mı? Dünyada kaç tane böyle otoriter ülke var? Hangisine karşı bunu yapıyorsunuz? Yani hangi ülkeye karşı siz silahlı bir mukavemeti resmen destekliyorsunuz. Şimdi şöyle diyebilir miyiz Sayın Öymen, sizin tecrübelerinizle Türkiye diplomaside, dış politikada evrensel değerlerle çerçevelenmiş, Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen kurallar saygınlığı içinde politika güderken şimdi böyle bir ne diyelim bedevi devlet diyorlar ya hani o tarz bir şeye mi geldi? Yani Türkiye dış politikada ölçülerini kaybetti. Cumhuriyetin ilkelerinden uzaklaştı. Yaptığı işler yanlış o yüzden. Yani bir kere komşularınızın toprak bütünlüğünü savunacaksınız. Bir. İki, terörle mücadelede ayrımcılığa müsaade etmeyeceksiniz. Hı hı. Yani o terör örgütü kötüdür. Sadece onunla mücadele edelim. Başka bir terör örgütü aynı topraklardaki o kadar kötü değildir. Ondan mücadele etmeyelim. Mesela PKK ile mücadele etmeyelim. Yıllardan beri kaç bin Türk'ün hayatına mal olan bu örgütle mücadele etmedi. Niye? Çünkü Amerika istemiyor mücadele etmemizi. Efendim ama işte IŞİD'le mücadele edin. Niye? Çünkü yabancılar öyle yapmamızı istiyor. O zaman sizin bir ulusal karar verme yeteneğiniz ortadan kalkar. Siz şunu savunsanız bölgedeki bütün terör örgütleriyle ayrım gözetmeden uluslararası toplumun hep birlikte mücadele etmesi lazım. Eğer böyle bir çizgiyle çıksanız ortaya dünyada kim size ne diyebilir? Şimdi Edip Başarı kitabına bakın. Orada açıkça diyor ki Amerikalılar diyor terör örgütlerini dört kategoriye ayırıyorlar diyor. İşte en tehlikelisinden en tehlikesizine göre PKK dördüncü kategori diyor. Yani o kadar önemsemiyorlar. Bizim için öyle mi? Yani Amerika'ya saldırmıyor diye PKK bizim için tehlikeli bir terör örgütü değil mi? Yani bütün bunları bizim düşünmemiz lazım. Yani devlet olarak düşünmemiz gereken konular bunlar, bizim siyasi partilerimizin bunları düşünmesi lazım. Efendim iç politika boyutu var. İşte biz onlarla görüşerek bu işi çözmek istiyoruz. Kim size bunu telkin ediyor? Yabancılar. İşte defalarca açıkladık. Açın okuyun David Phillips'in raporunu. Bugün Türkiye ne yapıyorsa satır satır onu önermiş 2007 yılında. Evet. Satır satır onu öneriyorlar size. Bunlarla müzakere edin. Sakın mücadele etmeyin. Kuzey Irak'ta bunlarla mücadele etmeniz Amerika'nın menfaatine aykırıdır. Yeni anayasa yapın. Türk kelimesini çıkarın anayasanızdan. Hepsi var bunların o raporlarda. Tavsiyeler. Siz o yol haritasını uyguluyorsunuz şu anda. Yani gerçekleri konuşalım. Ha şimdi bütün bu politikalardan kurtulma şansı verdi Türk halkı şimdi, seçimlerde. Evet, aynen. Düşüncelerinizi almak istiyorum zaten bu hükümet arayışına, yorumlarınızı da bir şey daha netleştirmek istiyorum. Şimdi bu böyle devam ederse, yani dış politikamız bu çizgide giderse Afganistan mı olacak Türkiye? Şimdi Afganistan demeyelim de ikinci bir Pakistan olabilir. Hı. Yani toprakları üzerinde çeşitli terör örgütleriyle mücadelelerin cereyan ettiği filan bir ülke haline gelebilir. IŞİD'in işine gelebilir Türk topraklarına yaymak mücadelesini. En ciddi tehlike budur. Ondan sonra başka terör örgütleriyle IŞİD arasında Türk topraklarında da çatışma olabilir. Yani bunlar ciddi risk unsurlarıdır. Şimdi bütün bunları nasıl önleyeceksiniz? Bir kriz yönetimi, yöntemi vardır. Yani crisis management. Siz burada tecrübesizsiniz. Krizin çıkmasını önleyeceksiniz. Bakın en son yaşanana bakın Aşkale'de. Sabah bir karar alıyorsunuz. Girişini yasaklıyorsunuz. Ondan sonra bir karar alıyorsunuz. Girişini serbest bırakıyorsunuz. Sonra tekrar yasaklıyorsunuz. Tekrar bırakıyorsunuz. Bu ne demek? Yani o krizi nasıl yöneteceğinizi baştan bilmiyorsunuz. Planlamamışsınız. Oradaki insanlar perişan. Orada çekilen fotoğraflar dünyada Türkiye'yi rezil ediyor. Filan. Siz bunu düzenli bir şekilde baştan kararlaştırsanız ne sonuç vereceğini de düşünerek bütün boyutlarıyla o zaman başka bir sonuç olur. Şimdi bugün bu sabah duydum radyoda. Diyor ki efendim Türkiye bir karar almış, kadınlar ve çocukları alacakmışız, erkekleri almayacakmışız. Yani aileleri parçalayacağız. Yani böyle bir yöntem var mı dünyada? Şimdi bunun çaresi oradaki ihtilafı bitirmek. İşte oradaki ihtilafı bitirmenin yolu şimdi izlediğiniz yöntem değil sizin. Yani Suriye hükümetinin sorumlu olduğu alanda
çözülmesi gereken mesele Suriye hükümetinin terörle mücadelesi yöntemi iken, siz bunu yapmakla görevli olan, sorumlu olan Birleşmiş Milletler'in kararları var bu konularda. Hükümete karşı silahlı mücadeleyi destekliyorsunuz. Yani o devrilse, diyelim ki devirdiniz Esad'ı, bütün terör örgütleri evlerine mi dönecek? Kürtler de efendim işte artık biz yeni kurulan Suriye hükümetine tam itaat ediyoruz. En küçük bir şeyimiz yok, Suriye'den ayrılma niyetimiz yok falan mı diyecekler? Bakın çok önemli bir şey var. Çok basit alınmış sanki. Çok önemli bir şey var. Bizim kamuoyu çok fazla üzerine gitmedi. Barzani Amerika'ya gitti kısa bir süre önce. Orada işte Obama ile görüştü. Başkan yardımcısı Biden'la görüştü. Biden'a diyor ki biz diyor bağımsız Kürdistan kurmak istiyoruz. Biden da diyor ki siz merak etmeyin diyor. Sizin hayat süreniz içinde ve benim hayat sürem içinde bağımsız Kürdistan'ı göreceğiz diyor. Yani siz Irak'ın parçalanmasına yeşil ışık yakıyorsunuz. Bir zaman meselesi diyorsunuz. Biz sizin bağımsız devlet kurmanızı destekliyoruz. Şimdi Amerikan basınını açın. Şöyle makaleler var. Washington Times'da filan mesela, David Pipes gibi isimler. Efendim diyorlar ki bağımsız bir Kürdistan kurulmalıdır. Ve bu bağımsız Kürdistan'a Suriye'den, Türkiye'den ve İran'dan Kürtlerin yaşadığı bölgelerde dahil edilmelidir. Bu büyük bir devlet olmalıdır. Şimdi Türkiye'nin sınırında 600 kilometreyi aşkın bir bölge şu anda PYD'nin yani PKK'nın denetimindeki örgütün elinde. Aşağı yukarı 200 küsur kilometre kalmış denize. Yani bunların amacı büyük bir Kürt devleti kuracaklar. Türkiye'nin, Türk sınırının hemen güneyinden Akdeniz'e bir bağlantı sağlayacaklar. Dünyayla iletişime geçecekler. Ve bölgede ikinci bir İsrail oluşacak. İsrail bu konuda işte Suudi Arabistan'la görüşüyormuş en son haberlere göre. İsrail Başbakanı Netanyahu zaten açıklama yaptı. Bağımsız bir Kürdistan kurulursa hemen tanıyacağız diye. Düşünebiliyor musunuz? Anti-emperyalist biz örgütüz diye çıktı ortaya PKK. Ondan sonra sınırımızdan şeyler geçerken bu Barzani'nin adamları Kobani'ye gitmek için PKK yandaşları tezahürat yaptılar. Biji Obama. Yaşasın Obama diyor. Hani anti-emperyalistiniz siz? Nasıl bir anti-emperyalist, açık, nasıl bir anti-emperyalist girişimse İsrail destekliyor. İsrail dünyanın neresinde anti-emperyalist girişimleri destekliyor? Orada da kafalar karışmış, bir kırılma olduğu açık. Şimdi süreyi de verimli kullanalım. Bu konu çok derin ve soracak da çok sorun var ama bir başka Ankara ziyaretinizde yine sizi konuk edelim. Sadece dış politika konuşalım. Çünkü birbiriyle bağlantılı çok geniş derinlikli bir alan ve sağlıklı düşünebilmemizi sağlıyor. Sizin yorumlarınızla katkı sağlıyor. Sağ ama gelmişken ve hükümet senaryoları ortadayken düşüncelerinizi almadan edemeyeceğim. Onları bir konuşalım isterim. Şimdi ortadaki fotoğrafa bakınca seçim sonucundan ne olması gerekiyor, ne olduğunu görüyorsunuz. İkisini de konuşalım. Evet, şimdi bir kere demokratik çözüm olması gerekiyor. Birincisi, diğer demokrasilerdeki modellerden herhangi birini alırsanız kimse size antidemokratik diyemez. Demokratik bir çözüm olacak. Bunun içinde azınlık hükümeti de olabilir, koalisyonda olabilir, erken seçimde olabilir. Bunların hepsi demokratik kurallar içinde yapılabilecek şeyler. Efendim bunun dışında ne söyleyebiliriz? Halkın mesajının doğru okunması lazım. Nedir şimdi, o mesaj sizce? Halkın mesajı çok açık ve net. Size diyor ki ben tek partinin ilelebet Türkiye'de iktidar olmasını istemiyorum diyor. O tek partinin dışındaki partilerin koalisyon kurmalarına matematik olarak imkan tanıyorum diyor. Siz isterseniz AKP'siz bir hükümet kurabilirsiniz diyor. Şimdi halkın mesajı bu. Ne dediler seçimlerden önce? Efendim HDP'ye oy vermezseniz AKP tekrar iktidara gelir. O zaman ne olsun? Herkes HDP'ye oy versin ki AKP tek başına iktidar olamazsın, değil mi? Bunun propagandasını yaptılar. Şimdi ne diyorlar? Hayır efendim, AKP ile CHP koalisyon kursun. Kim söylüyor bunu? İş adamları söylüyor. Ondan sonra medya patronları söylüyor. Yabancılar söylüyor filan. Yani bu bir anlamda bir Stockholm sendromuna dönüştü. Bir taraftan siz yıllarca şikayet edeceksiniz AKP iktidarından. Bana baskı yapıyorlar, vergi cezaları getiriyorlar, yok bilmem ne yapıyorlar, basın özgürlüğünü zedeliyorlar, şunu yapıyorlar, askere şunu yapıyorlar, işte aydınlara bunu yapıyorlar filan diye onlardan kurtulmak için çareler arayacaksınız. Tam bu çare elinize geçmişken hayır onlarsız yapamıyoruz diyeceksiniz. İş adamları kapı kapı dolaşıyor, sendikalarda dolaşıyor. Yani halkın dediğine göre mi partiler karar verecek? İş adamlarının, medya patronlarının telkinine göre mi karar verecek? Yani Türkiye'de çok alıştılar bunlar. Hükümeti biz kurarız, biz bozarız.
efendim hükümetten memnun kalmazlarsa gazetelere çarşaf çarşaf ilanlar verdiler geçmişte. O hükümet gitsin diye. Kontak kapatma eylemlerini teşvik ettiler filan, bunları hatırlıyoruz. Yani siz istiyorsunuz ki sizin istediğiniz gibi hükümet kurulsun. İstediğiniz gibi yürümüyorsa bozulsun, başka hükümet kurulsun. Hep siz karar verin. Ama şimdi, peki madem böyle iş adamları kapı kapı dolaşıp partileri bu telkinlerde bulunuyorlar. İşçi sendikaları da yapıyor mu bunu? Sivil toplum, yapmalı mı? Yani şimdi koalisyon kurmanın yöntemi bu mu? Siyasi partiler halkı mesajını alacaklar ve başka telkinlerle hareket etmeden halkın mesajına göre çözüm arayacaklar. Doğrusu bu değil mi? Yoksa sendikalar göre, sivil toplum örgütleri. Niçin mesela Atatürkçü Düşünce Derneği de dolaşmıyor partileri? Sivil mesela, yani veya başka bir sivil toplum örgütü niye dolaşmıyor? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, biz de şöyle istiyoruz diye. Sizin istediğinize göre mi? İş adamlarının istediğine göre mi? İşçi sendikaların halkın isteğine göre mi? Yoksa genel halkın, anlamda herkesin istediği mi? Herkesin istediği tablo ortada. Yani halk bir size bir seçenek vermiş. Şimdi sivil toplum kuruluşları diye atfedilen 8 grup bir araya geldi, görüşmeler yaptı. Müsiyat görüşüyor, TÜSİAD görüşüyor. Herkes görüşebilir ayrıca. Ama herkes bir şey isteyebilir zaten. Mesele siyasette düğümleniyor değil mi? Hani herkes konuşur, istediğini söyler. Yani öyle ki seçimlerden önce bir hükümet kurulursa kimin o hükümette hangi görevi alacağını açıkladılar. Böyle bir şey var mı dünyada? Bu da yanlış diyorsunuz. Yani böyle peki şeyler şimdi olmaz. Mesela... Yani halka saygı göstermek lazım. Halkın tercihlerine saygı göstereceksiniz. Bakın bunun örneklerine başka ülkelerde de rastlandı. Her defasında sıkıntı doğurdu bu. Dominant party diyorlar. Yani ağırlıklı parti. Yabancı ülkelerin de telkiniyle bazı devletlerde bazı partileri sürekli olarak iktidarda tutmaya çalıştılar. Liderler değişti, başbakanlar değişti, parti kaldı. Örnek Japonya. Yani Japonya'da 30 yıldan fazla aynı parti iktidarda kaldı. Liberal Parti. Birkaç yıl ara verdiler. Ondan sonra tekrar 15 yıl daha aynı parti. Yani niye? Çünkü o partinin politikaları büyük devletlerin işine geliyor. Onlara her istediklerini yaptırabiliyorlar. Hep onlar kalsın. İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra seçim entrikaları yaparak Hristiyan demokratları iktidar yaptılar. Yıllarca hep Hristiyan demokratları iktidar oldu. Yani başka ülkelerde de örneği var. Şimdi biz bunu mu istiyoruz Türkiye'de? Yani AKP öyle bir partidir ki onlarsız biz iktidar kuramayız, onlarsız demokrasi yapamayız. Efendim birinci parti olmadan olur mu? Olur. Açın bakın İsveç'te, Danimarka'da, Türkiye'de pek çok örneği var. Birinci partinin ortak olmadığı koalisyonlar örneği. Yıllarca görev yapmışlar. Sanki Bahçeli muhalefete bir koalisyon oluşturma konusunda yanaşmayacak gibi. Bu son değerlendirmeleri de öyle görünüyor. Hani HDP ile yan yana gelmeyiz diyor, o ayrı. Hani dışarıdan destekliye de itiraz ediyorum demiyor. Hala bir siyaset alanı var galiba orada ama %60'ı boş laf diyor. %60 blok lafı şimdi, boş laf diyor. Evet, şimdi bunlara açılış gambiti derler. Böyle hem siyasette, koalisyon oluşturma çabalarında hem diplomaside en son sözünüzü son 10 dakikada söylersiniz. Kartları göğsünüze yakın tutarsınız. Kimse sizin kartlarınızı görmez. Gerçekten ne istiyorsunuz bilemezsiniz. Cumhurbaşkanı şunları söylüyor. Demek ki öyle düşünüyor. Öyle mi acaba? Efendim işte filanca parti lideri böyle diyor. Hakikaten kanaati o mudur? Yoksa kamuoyunu başka şekilde mi yönlendirmek için bunu yapıyor? Bütün bunları bilmek lazım. Yalnız burada kilit unsur var. Kilit unsur HDP. Şimdi HDP terörle bağlarını tamamen kesmeden Türkiye'de sağlıklı bir demokrasi yürüyemez. Yani meclise girmekle bir meşruiyet kazandırdılar kendilerine. Halk bu fırsatı verdi, bir şans tanıdı. O şans şu, yani siz gelin de terör örgütünün istediği gibi politika yapın mecliste mesajı değil bence. Onlara oy verenlerin önemli bir bölümü dediler ki size bir şans tanıyoruz. Terörle Türkiye bağlarınızı kesin. Olun. Türkiye Partisi olmak da yetmiyor. Silahlı mücadelede bulunanlarla bağınızı kesin. Yani siz onların sözcüsü, uzantısı gibi olmayın mecliste. Yoksa bir daha seçimde şansınızı kaybedersiniz. Şimdi bu durumda HDP kalkıp da ben terörle bağlarımı kestim. Ve tamamen demokrasi içinde çalışacağım. Hiçbir şekilde terör örgütünün sözcüsü olmayacağım derse o zaman başka partilerin onlara tepkisi de azalabilir. Yani burada önemli rol HDP'ye düşüyor. Hı hı. Ama ben terörle mücadeleye devam edeceğim, işbirliğine devam edeceğim dediği anda terörle mücadeleyi hedefleyen partiler onlara destek vermekte hakikaten zorlanırlar. Yani burada öncelikli olarak MHP değil HDP'ye bakmamız gerektiğini gayet tabii, söylüyorsunuz. Gayet tabii. Yani HDP derse ki ben artık
çağdaş demokrasilerdeki siyasi partiler gibi hareket edeceğim. Terörün uzantısı değilim artık. Bağlantısı da değilim. Ne İmralı'dan talimat alırım ne Kandil'den talimat alırım. Ben bana oy veren insanların eğilimlerine bakarım. Büyük şehirlerde şu kadar insan bana oy verdi. Bunlar terör yanlısı mı? Filan deyip kendine bir çizgi çizebilir. O zaman öbür partilerin de bunlara itiraz etmesi zorlaşır. Hı hı. Şimdi öbürlerine de söylenecek laf şu MHP'ye bence. Siz bunları tamamen devre dışı bırakalım diyorsunuz değil mi? Evet. Peki bunlarla yeni anayasa yapmak için masaya nasıl oturdunuz geçen dönemde? Yani bunlara yeni anayasayı yapma konusunda söz hakkı tanımış oldunuz. Evet, bunu nasıl için sürdüm, bunu nasıl içinize sindirdiniz? Değil mi? Yani ellerinden tutup siz de oturun şuraya parlamentonun bütün renkleri burada temsil edilsin diyen kimdi? Yani şimdi MHP'nin de çok büyük sorumlulukları var. CHP'nin de büyük sorumluluğu yani var. Yani tabanı da evritmesi lazım MHP'nin de. CHP'nin yani, de yine sorumluluğu tabii, var. Yani 80 milletvekili var sonuçta. Emanet oyu ve evi neyse ne yani. Şimdi benim kanaatim şu. Şu veya bu formül altında azınlık hükümeti olabilir, çoğunluk hükümeti olabilir bilemem. Ama AKP'siz bir hükümet kurulduğu takdirde o Türkiye'de çok şey değişir. Bir kere yani bir, sizin gönlünüzden geçen de AKP'siz hükümet mi? Yani benim gönlümden geçenden ziyade benim tespitim bu, teşhisim yani bu. Yani Türkiye için hayırlı olacağını düşündüğünüz yani seçenek. Yani milletin mesajı bu. Hı hı. Yani halkın %60'ı size AKP'siz bir hükümet kurulması şansını tanımışsa ben bu şansı reddediyorum. Niye? İşte büyük şirketler istemiyor. Medya patronları da istemiyor. Amerika da istemiyor. E ne yapalım? Elimiz mahkum. Bu diyeceksiniz. Yoksa yani bu şansı bir deneyelim en azından. Olmazsa olmaz. Şunu da unutmayalım. Hükümeti kurmak kolay. Bizim anayasamıza göre bozmak zor. Yani diyelim ki bir hükümet kurdunuz AKP ile, diyelim ki MHP kurdu veya CHP kurdu bir hükümeti. Bir süre sonra baktınız ki sözlerinde durmuyorlar. Koalisyon protokolünü uygulamıyorlar. Koalisyondan çekildiniz. Hükümet düşüyor mu? Düşmüyor. Hükümetin düşmesi için başbakanın talep ettiği güvensizlik oyunda 276 oy lazım. Halbuki hükümeti kurmak için lazım değil. Hükümeti kurmak için mevcut milletvekillerinin yarısından bir fazlasının oyu yetiyor. Yani bunlar bu ayrıntılar belki kamuoyunda çok iyi bilinmiyor olabilir. Yani bu tablo aslında çok Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok şey değiştirecek. Çok uzun zamandır yani görmediğimiz. Bugün şikayet ettiğiniz birçok konu AKP'siz bir hükümet kurulduğu zaman gündemden düşecek. Ki hükümet AKP'li olsa bile mesela dört bakanla ilgili soruşturmayı açtırabilirsiniz mecliste. Şimdi hükümet AKP'li olsa bile dediğiniz anda birçok konuda tıkanacağınızı siz de biliyorsunuz. Dış politikayı AKP size bırakacak mı? Ha yok şey bazı şeyleri değiştirebilirsiniz mesela, imkanı veriyor anlamında söyledim. Ama şimdi dış politika Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını ilgilendiriyor. Demin konuştuk. Yani bir oradaki iç savaşın Türkiye sıçraması riski var. Hı hı. Ve bu da AKP'nin izlediği politikaların sonucunda. Şimdi AKP'nin içinde olacağı hükümet dış politikayı size mi bırakacak? Değil mi? Adaletten, yargıdan şikayet ediyorsunuz. Adalet Bakanlığı size mi bırakacak? Milli eğitim 4+4+4 Türkiye'nin başına ne kadar büyük bir sıkıntı yarattı. Size bırakacak mı milli eğitimi? Bunları geri adım atmayı kabul edecek mi bunlarda? Yoksa geçmişi içinize sindirin, bundan sonrasına bakalım, beyaz sayfa açalım mı diyecek? Yaptığı hatalardan geri adım atacak mı? Yani bu yaşanan bütün insani dramlar, yargı alanında vesaire filan, eğitim alanında bütün bunları silebilecek misiniz siz? Ha efendim işte ben öbür partinin dışarıdan desteğine bile o kadar karşıyım ki AKP'nin ortak bir koalisyondaki icraatını içime sindirebilirim. Geçmişini de değiştiremeyeceğime göre onu da zorlamayacağım. Öyle bir lafı yok mesela. Ben AKP'li iktidar olmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın bana verilmesini isterim veya 4+4'ün kaldırılıp 8 yıllık kesintisiz eğitimi isterim. Böyle bir laf var mı? Yok. Yani Türkiye'yi tekrar siz iyi kötü aşağı yukarı aynı çizgiye mahkum edeceksiniz. Yani bunları oturup konuşmak lazım. Siyasetçiler bunu konuşacak ama Türkiye'de maalesef siyasetin pek çok teknik direktörü var. Evvelce de böyleydi. Bir futbol takımının teknik direktörü gibi kim efendim hangi hükümeti kursun yetmez. Kim hangi bakanlığa getirilsin. Yok efendim hangi konuda hangi kararnameyi çıkarsın. Hangi konuda hangi kanunu çıkarsın. Yani dışarıdan akıl hocası ya çok akıl dışarıda. Hocası çok zannediyorlar ki hükümeti kurmak, bozmak, yönlendirmek onların bir görevidir. Yani sanki böyle ilahi bir güçleri var. Türkiye onlardan sorulur. Onlar ne derse o olur. Niye efendim biz bu kadar yatırım yapıyoruz, bu kadar şey. Peki o işçilerin hakkı yok mu Türkiye'de? Köylülerin hakkı yok mu? Aydınların hakkı yok mu? Yani bu insanların sözün geçmeyecek, sizin sözünüz geçecek.
O bakımdan ben itiraf edeyim ki çok yadırgadım. Bu iş çevrelerinin koalisyondan önce partileri ziyaret etmelerini çok yadırgadım. Ben işçi sendikalarının yerinde olsam ertesi gün ben de giderim ziyaret ederim. Böyle diyorum, sizin aracılığınıza söylemiş olalım onlara tabii da. Tabii esnafların böyle bir girişimi var benim bildiğim. Ama gitsin işçi sendikaları da desin ki biz de böyle istiyoruz. Değil mi? Yani Türkiye sivil toplum örgütleri gitsin ziyaret etsinler. Demin söyledi mesela Atatürkçü Düşünce Derneği. Biz bu devletin kurucusunun görüşünü temsil ediyoruz. Bizce Türkiye böyle olmalıdır. Eğer buysa yöntem. Ama hiçbir ülkede böyle değil. Hiçbir ülkede bu gibi kuruluşlar siyasete yön vermiyor. Yani halk yön veriyor. Demokrasi böyle bir şey. İşte biz bu demokrasinin kurallarına uymadığımız için dünyada demokrasiler arasında 89. sırada geliyoruz. Sırf evet. Bu gibi nedenlerle. Zaten yaşadığımız sorunları da burada bulabiliriz. Mesela bir sıçrama yaşadık. Oylarımıza sahip çıkmak adına bir hamlemiz oldu da genel bu yanlışları düzeltme adına da tepki oluşturma adına da sizlerin sayesinde farkındalık yaratarak devam ediyoruz. Yani bakalım. Şimdi erken yeni seçim olursa çok kötü olur. Kimse istemiyor yeni seçimi falan. Belki de o kadar kötü olmayabilir. Yani yeni seçim başka ülkelerde de oldu. Bir seçimden istikrarlı bir koalisyon çıkmadı. Yeni bir seçime gittiler. Ondan sonra istikrarlı bir rejime kavuştular. Belki yeni seçime kadar geçecek süre içinde buna da itiraz edilmemeli diyorsunuz. Halk erken gerçekleri daha iyi görecek. Belki bu çıkan sonucun yarattığı tabloyu da değerlendirecek. Belki muhalefet partilerine daha büyük bir güç verecek. Eğer muhalefet partileri yeni seçimde başarılı olacak tedbirleri alırlarsa kendi içlerinde, söylemlerinde, kadrolarında, politikalarında belki daha başarılı olacaklar. Belki iktidardan daha fazla oy kesecek. Halk belki daha az oy verecek. Yani bunları yok efendim çok zahmetli oluyor seçim bilemezsiniz dağda tepede falan doğru ama demokrasinin gereği de biraz zahmetli işler yapmaktır. Evet. Sağduyulu değerlendirmelere devam edelim istiyoruz. Şimdi ben sadece özetleyecek olursam sizden aldığım intibar şu. AKP'li bir hükümet arzusunu sergileyen çevrelerin gidişatı sanki olasılıkmış gibi duruyor mu Türkiye'nin önünde? Yani Bahçeli'nin de sözlerine bakacak olursak AKP-MHP ya da AKP-HDP gibi bir seçenek mi ön planda? Ne dersiniz? Vallahi yani AKP-HDP seçeneğinin kuvvetli olduğunu ben sanmıyorum. AKP-MHP seçeneğinin olduğu görülüyor. En azından MHP'nin buna kapıyı yarıdan daha fazla açtığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tercihin daha çok AKP'siz bir hükümet olduğu izlenimi alıyorum. Ama aksi yönde düşünenler de var. Şimdi bir de kamuoyu şirketleriyle yönlendiriyorlar. Bugün yayınlanan bir kamuoyu yoklaması adını benim çok fazla duymadığım bir kamuoyu şirketi. Efendim Halk Partili tabanın çoğu CHP, AKP hükümeti istiyormuş diye bir anket yayınladı bugün. Buyurun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel eğilim, basına yansıyan eğilim, taban, bizimle konuşan insanlar, her Allah günü vatandaş telefon ediyor partilerle. Bunların çoğunun tercihi AKP'si hükümet. Hayır diyorlar halk partilerin çoğu AKP'li hükümet istiyor. Bir de kamuoyu yöntemleriyle yönetme taktikleri. Algı yönetimi yöntemine başvuruyorlar. Yani diyeceğim Türkiye çok kritik bir aşamada. Benim kanaatimi soracak olursanız Türkiye yalnız iktidarın kimin tarafından oluşturulacağı noktasında değil demokrasinin gerçek bir demokrasiye geçip geçmeme noktasında bir karar verecek. Ve bu demokrasiye geçme kararını siz ancak AKP ile birlikte yaparız diyorsanız iyi şanslar dilemekten başka yapacağımız bir şey yok. Olmaz diyorsunuz o iş. Benim kanaatimce şimdiye kadarki uygulamalara bakarsanız yani AKP bir günde mesela laik bir parti olacak. Bütün laiklik dışı söylemlerinden vazgeçecek. Cumhuriyetin değerlerine karşı savaş açmaktan vazgeçecek. Atatürk dönemini kötülemekten de vazgeçecek. İsmet Paşa'ya hakaret etmekten de vazgeçecek. Eğitimin dinselleştirilmesinden de vazgeçip laik eğitime dönecek. Dönelim bu tarafa bakalım. Yolsuzluklardan vazgeçecek. Kindar ve dindar gençlik yetiştirmekten vazgeçecek. Dış politikada komşu ülkedeki silahlı grupları desteklemekten vazgeçecek. Böyle bir AKP olacaksa belki buna oy verecekler de çıkar. Ama AKP'nin bu hale geleceğini tahmin eden insan sayısı kaçtır Türkiye'de bilmiyorum. İkinci ihtimal AKP mevcut şeyi devam edecek. Biraz koalisyon formülleriyle söylemini yumuşatacak. Ve biz buna diyeceğiz ki Türkiye demokrasiye geçti. İkinci seçenek de bu. Hangi partili olursa olsun. Fakat dediğim gibi kilit parti HDP'dir. Yani HDP gerçek bir demokrasiye sahip çıkarsa ve terörle bütün bağlarını keserse Türkiye'de çok şey değişecektir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok net aslında kimin kimle koalisyon yapacağını değil, hangi ilkeler etrafında bir koalisyon olması, nasıl bir yönetim olması gerektiğini tartışmak gerekiyor diyorsunuz. Bahsettiğiniz konuda net olarak bu demokrasi çerçevesinde, o bozulan yapının yeniden düzeltilebilmesi çerçevesinde ilkelere bakalım diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bir de son cümle olarak söyleyeyim, baştan söyledi mi Demirel'in hatırasının önünde. Yani gerçek anlamda cumhuriyetçi, Atatürkçü bir merkez sağın eksikliği de hissediliyor. Yani bunu da Türkiye'de görüyoruz. Avrupa ülkelerinin hepsinde var merkez sağ. Bir tek Türkiye'de yok şimdi. Hepsinde merkez sağ partiler var. İktidarda, muhalefette iyi kötü temsil ediyor. Güçlü çoğu iktidarda filan. Almanya'da merkez sağ mesela 4 dönem üst üste iktidar oldu koalisyonlarla. Evet. Ama Türkiye'de merkez sağ çöktü. Yani sıkıntılarımızın biri de merkez sağ eksikliğidir. Çok önemli. O da gömlek değiştirdik diyenlerin değiştirmediğinin ortaya çıkması sorunuyla beraber, değil mi? Değişecektir Türkiye'de bir şeyler. Bu değişime katkı sağlayacak formüller üretelim, yeter ki yerimizde saymayalım diyelim. Onur Ömer'e teşekkür ederken. Değişen tek şey de gömlek olmamalı. Değil mi? Evet. Kısa bir ara sevgili izleyiciler. Saat başında yine karşınızda olacağız. Haberlerle yine gündemi değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Elbette bir de yine konuğumuz olacak. Ahmet Çörtoğlu bizlerle birlikte olacak.